Fatma Köse konuğumuz. Fatma Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Kadın Kolları Genel Başkanı, düzelteyim isterseniz. Peki, özür dilerim. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı. Öncelikle bu hafta sonu yanılmıyorsam bir seçim var. O seçim için öncesinde 37. kurultayınızda kadınla ilgili konuşacağım ben sizinle. Kadına evet. yönelik verilen mesajları yeterli buldunuz mu? Ve ayrıca sizin bu süreçteki, seçim sürecindeki çalışmalarınızda sizden dinlemek isteriz. Evet. Kurultaydaki aslında kadınla ilgili kısmı yeterli mi? Eksikler var ama genel başkanımızın açıklaması çok anlamlıydı bence. Tüm siyasi partilerde bulunan temsilcilere çağrı yaparak kadınların temsiliyeti için kotaların tüm siyasi partilerde konulmasıyla alakalı kısmı çok önemliydi. Tabii bizim hedefimiz %50 temsiliyet. Bu evet. hedefle yola çıktık. Bunun için siyasi partiler kanununda bir değişikliğe ihtiyaç var. Eğer biz kadınlar hayatın yarısını temsil ediyorsak, temsiliyette, karar mekanizmalarında, siyasette ve hayatın her alanında %50 oranında kadın olmalı diyoruz. Bizim öngörümüz bu. Pazar günü Kadın Kolları Kurultayımızı yapacağız. Bu kurultayın da teması eşitlik gelecek temasıyla yola çıktık biz. Çünkü eşitliği hedefliyoruz. Bu memlekette ölümlerin olmaması için, kadınların hak ettiği yerde olması için eşitlik çok kıymetli. Parlamentoda eşitlik çok kıymetli, siyasette eşitlik çok kıymetli. Tüm siyasi partiler kanununda bir değişiklik çok kıymetli kadınlar adına. O nedenle %50 eşitlik diyoruz. Evet, özellikle bu süreçte bir de İstanbul Sözleşmesi tartışması var elbette. Bu noktada da bir irade, CHP her zaman olduğu gibi CHP'nin tüm kadın vekilleri de dahil olmak üzere bir irade gösteriyorlar. Ve biraz önce bahsettim, belki izlemişsinizdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın henüz bununla ilgili net ve kesin bir cümle kurmamasını nasıl yorumluyorsunuz? Meclis Başkanı'ndan bir destek geldi. Herhangi bir sorun görmüyoruz sözleşmede ve imzanın çekilmesini gerektirecek bir konu yok. Çok ifadesini kullandı. Bunlar değerli olabilir ama yine de uzun süredir bu tartışmanın yaşanmasını neye bağlıyorsunuz? Bu tartışmanın yaşanmasını açıkçası gündem değiştirmeye bağlıyorum. Çünkü İstanbul Sözleşmesi bizlerin, özellikle kadınların geleceği demektir aslında. 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzaya açılan metin aynı zamanda bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve ülkemiz bu sözleşmenin ilk imzacısı olan devletlerden birisi. 1 Ağustos 2014 tarihinde sözleşme yürürlüğe girdi. Ve bu yürürlüğe girdiği tarihte sonra 2011 yılına kadar kadın ölümlerinde ciddi azalmalar yaşandı. Sonrasında sözleşmenin ve yasaların uygulanmasıyla kadın cinayetleri artarak devam etti. Meclis Başkanı'nın açıklaması çok kıymetli hakikaten. Ayrıca KADEM'deki kadın arkadaşlarımızın İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkması çok kıymetli. Evet. Cumhurbaşkanı'nın ben doğruyu göreceğine inanıyorum. Çünkü kadınlar bu kadar hayatta kalma mücadelesi verirken Cumhurbaşkanı'nın da sessiz kalacağına inanmıyorum. Eğer hayatın her alanında kadın diyorsak, kadınlar diyorsak, kadınlar eşit temsil edilmeli diyorsak İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasını asla kabul etmiyoruz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi bizlerin, kadınların hayat güvencesi, nasıl sözleşmeye açabilirsiniz? Ayrıca İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasını da ben anlamlı bulmuyorum. Ülkenin bu kadar sorunu varken, bu kadar kadın yoksulluğu varken, ülkede ekonomi tamamen yerle birken ve bu ülkede dünya kadar sorun var. Bunlar var. Bunlar Sayın Köse, Türkiye Düşünce Platformu, özellikle Abdurrahman Dilipak'ın da üyesi olduğu Düşünce Platformu aslında bunu yönetmişti. Karşı çıkmıştı, ağır yazılar yazmıştı. Ve fakat çok ciddi bir dirençle karşılaşınca mayınlı alana girdiklerini ifade ettiler. Mayınlı alanın, ben kendim bir kadın olarak girilen sözleşmenin olduğunu düşünmüyorum. Zihinlerde olan mayınlar olduğunu düşünenlerdenim. İşte geri adım attılar, daha hayırlı
işlere kendimizi adayacağız dediler. Bundan daha hayırlısı olamazdı diye düşünüyorum ben. Geri çekilmeleri ve susmaları noktasında. Çok teşekkürler sustukları için ve geri adım attıkları için. Ne evet, dersiniz? Kesinlikle. Yani bu marjinal, böyle yorumluyoruz, marjinal grupların istediği bir şey. Yani biraz önce ben bir haber okudum, gazetede okudum. Cumhuriyet Gazetesi'nde Korkusuz'da yer almış. Kadına şiddet hala devam ediyor. Her gün bir kadınımızı yitiriyoruz. Temmuz ayında 36 kadın vefat etti, öldürüldü, katledildi. Bunları gördüğümüz bir ortamda, şiddetin hem hayvana hem çocuğa hem kadına bu kadar yükseldiği bir ortamda bir sözleşmenin bu denli gündemde tutulması siz sadece gündem değiştirmek olarak düşünüyorsunuz sanırım, ama yine de bir bu sürecin politik olduğunu düşünüyor musunuz ya da politik olarak yorumluyor tabii musunuz? Siyasi iradenin aslında duruşu olarak yorumluyor musunuz? Tabii, zaten uygulamalara baktığımızda bunu hepimiz hissedebiliyoruz. İşte kadın cinayetleriyle ilgili yapılan çalışmalarda da görüyoruz. Kadın ölümlerindeki yapılan çalışmalarda da görüyoruz. İndirimli yasalar, işte cezasız kalan bütün insanların yapmış olduklarını görüyoruz. Katilleri yargılamadan, hak ettikleri en ağır cezaları vermeden toplumu içerisine bıraktıklarını görüyoruz. Boşanan kadınları sapkın hayatlar yaşamakla suçlayanları görüyoruz. Bunların hepsi, bu saydığım örneklerin hepsi İstanbul Sözleşmesi'nde bir güvencedir. O nedenle diyorum İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açamazsınız, ama buna asla izin vermeyeceğiz. Hani diyorlar ya, aileleri işte parçalatmayacağız falan gibi dört bir yerden açıklamalar yapıyorlar. Efendim, İstanbul Sözleşmesi aile bütünlüğünü sağlar. Aileli parçalama diye bir şey kesinlikle olmaz. Özellikle dezavantajlı grupların hayatta kalmasının güvencesidir İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi'nden devletin imzasını çekmek için uğraşanlar, daha doğrusu bu sözleşmeyi tartışmaya açanlar, öldüreni değil öleni suçlayanlar, katilleri yargılamadan, hak ettikleri en ağır cezaları vermeden toplum içerisine bırakanlar, katledilen bütün kadınların cinayetlerinin sorumlusudur aslında. Evet. Buna bu pencereden bakmak gerekir diye düşünüyorum. Sayın Köse, yine seçime dönelim. CHP'nin özellikle kadın politikaları noktasında çok ciddi çalışmaları var biliyorum, ama yine de şerh koyayım, yeterince kadın temsiliyeti yok. Biraz önce siz de bahsettiniz, seçim kanununda değişiklik olması gerekiyor. Biz %50 isteriz, kota olarak %50'nin belirlenmesini isteriz. Bundan sonraki süreçte 2023 hedefi olan bir AKP iktidarıyla yola devam ediyoruz. Kadınlar noktasında hem seçiminizin kapsamını hem de kadınların daha etkin alanlarda olmasını sağlayacak projeleriniz var mı? Evet, kesinlikle var. Az evvel de ifade ettiğim gibi zaten kurultayımızın teması eşitlik gelecek. Bunun için var gücümüzle mücadele edeceğiz, ama birçok desteğe ihtiyacımız var. Daha doğrusu örgütlü çalışmaya, örgütlü mücadeleye ihtiyacımız var. Tüm kadın örgütleriyle de görüşüyoruz. Onlarla da bir araya gelmeye çalışıyoruz. %50 temsiliyet için biliyorsunuz siyasi partiler kanununda bir değişikliğe ihtiyaç var. Bunun için önergeler hazırlayacağız. Kadın vekillerimizle beraber bunun kanun haline, yani siyasi partiler kanununda yer alması için çabamız devam edecek. İşte mesela burada iradeyi sadece CHP'li milletvekilleri göstermemeli. Diğer partilerle de iletişim kurmayı düşünüyor musunuz? AKP'ye, İYİ Parti zaten Millet İttifakı'nın içerisindeki bileşenler ayrı, ama MHP'nin içerisinde, AK Parti'nin içerisindeki kadın vekillerle ortak bir çalışma alanı geliştirip sonuç olarak bu sadece sizi etkileyen değil, diğer kadın vekilleri de, diğer kadın siyasetçileri de etkileyen bir durum. Burada bir istişare söz konusu olur mu? Kesinlikle istişare söz konusu olacak. Çünkü kadın mücadelesi siyaset üstü bir mücadeledir. O nedenle tüm kadınların, siyasi görüşü ne olursa olsun, tüm kadınların var olabilmesi için hem temsiliyette hem karar mekanizmalarında, işte parlamentoda olabilmeleri için tüm kadın kardeşlerimizin bir arada yol yürümesi gerekiyor. Buna ihtiyaç var Türkiye'de. O nedenle tüm siyasi partilere çağrı yapacağız aslında bu önümüzdeki süreçte. Beraber birlikte istişare içerisinde kadın temsiliyetinin artması, %50 oranında artması için birlikte mücadele etmenin yolunu beraber bulacağız. Bunu da ifade edeyim sizlere.
Evet. Bunun dışında ayrıca seçime yansıyanlar neler olacak? Biliyoruz ki bu hafta sonu gerçekleşecek seçimde sadece kadınlar değil başka çağrılarınız da olacak diye biliyorum. Özellikle çocuğa, eğitime, sağlığa birçok konu, başlık var. Buralarda da eğer konuyu açabilirsek sevinirim. Evet. Az evvel dediğim gibi temamız eşitlik gelecek. İstanbul Sözleşmesi işlenecek. 6.284 sayılı yasa işlenecek. Bunun yanında kadın yoksulluğu işlenecek. Kadınların yaşamış olduğu sorunlar işlenecek. Biliyorsunuz özellikle bu pandemi döneminde ben çok ciddi çalışmalar yaptım Akdeniz bölgesinde. O bölgeyi seçmemin sebebi tarım işçilerinin o bölgede yoğun olmasıydı. Mümkün olduğu kadar onlara ulaşmaya çalıştım. Bunun sebebi de kadın sorunlarını anlamak, dinlemek ve yerinde görmekti. Ben siyasette şuna inanan bir arkadaşınızım. Eğer siyaseti doğru dille götürmezseniz siyasette asla karşılık bulamazsınız. Yani siyasilerin mutlaka sahadan alınan, alandan alınan bilgilerle politikalarını oluşturmaları gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle 2 ay boyunca Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş gibi illerde çok yoğun tarım işçileriyle çalışmalar yaptım. Orada gördüm ki gerçekten kadın yoksulluğu had safhada. İşte bizim kurultayımıza da yansıyacak olan kadın yoksulluğunun sebeplerini, çözüm önerilerini birlikte konuşacağız. Çünkü buraya yaklaşık olarak 1000 kadının katılması hedefleniyor. Pandemi nedeniyle. Keşke bu pandemi dönemine rast gelmeseydi de bunu şölen havasında yapabilseydik. O zaman belki 100 binlerce kadın gelecekti ve sorunlarımızı birlikte konuşacaktık. Dediğim gibi kadın yoksulluğu bu ülkenin kanayan yarasıdır. Özellikle bunu kurultayda mutlaka dile getireceğiz. Alandan aldığımız işte az evvel dediğim pandemi dönemindeki o kadınların çığlıkları halen kulaklarımda. Gerçekten beni de çok etkileyen hikayeler oldu orada. Kendi hayatlarının hikayeleri. Kız çocuklarına rastladım. 15 yaşında, 16 yaşında kız çocukları, eğitimden uzaklaşmış kız çocukları. Bunları gördüm. Neden okula gitmiyorsunuz diye sorduğumda okula gitme şansımız yok diyen çocukları gördüm. O kadar farklı hikayelerle karşılaştım ki bunlar beni gerçekten derinden etkiledi. Evet. Ve önümüzdeki günlerde eğer tabii bir seçim yaşayacağız. Eğer bu kadroda kalırsam tamamen Anadolu'ya açılıp özellikle yerinde kadınları görüp sorunları belirleyip ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın politikalarında ciddi gelişmelerin olacağını da hissediyorum, görüyorum. Peki şunu sormak isterim. Pandemi sürecinden geçtik. Birkaç ay eve hapsolduk. Kadınlara yönelik şiddet ayrı ama yine ekonomik olarak da sıkıntılar vardı. CHP kadın kolları tüm Türkiye'de nasıl faaliyet gösterdi? O süreci nasıl değerlendirdi? Kadınlarla iletişime ve ailelerle elbette sadece kadınlarla değil, ailelerle iletişime geçtiniz mi? Ki yerel belediyelerin yaraya derman olan noktada bir çalışmaları oldu. Ankara, İstanbul, İzmir, büyük şehirlerin hemen hemen hepsinde. Zaten bu da anketlere yansıdı ama kadın kollarının ayrıca bir çalışması oldu mu? Evet, kesinlikle ayrı bir çalışması oldu. Dediğim gibi ben alan çalışmasına yöneldim. Çünkü politika hazırlamam gerekiyordu ve tarım işçileriyle özellikle kadın tarım işçileriyle kadın yoksulluğu üzerine bir rapor hazırlamam gerekiyordu. Ben ona yöneldim ama kadın örgütlerimize bir genelge gönderdim. Bu genelgede içerik olarak çünkü pandemi nedeniyle çalışma alanımız biraz kısıtlandı. Telefonla 60 yaş üzeri bütün ailelere ulaşmayı sağladık. Ulaşabildiğimiz kadar. Ama bunun sonuçlarına baktığımızda, daha doğrusu geri bildirimine baktığımızda çok ciddi çalışmalar olduğunu gördüm. Mahalle temsilcilerimizi belirledik. Sokak temsilcilerimizi belirledik. Apartman temsilcilerimizi belirledik. Ve oradan gelen geri bildirimlerle ihtiyacı olan ailelere neye ihtiyacı varsa ilaçtır, gıdadır ya da başka bir şeydir ya da işte onun ihtiyaçları karşılanacaktır. Bu tür desteklerimiz 81 ilde devam etti ve halen devam eden projelerimiz var. Çıkamayanlar işte kardeşlerimiz var, sokağa çıkamayan 65 yaş üzeri yaşlılarımız var. Bunların ihtiyaçlarını kadın örgütleri olarak biz gidermeye çalıştık. Gücümüz yettiğinde tabii yerel yönetimlerin katkısını bu süreçte çok hissettik. Çünkü kadın örgütleri olarak o ihtiyacımız vardı böyle bir şey. Çünkü ailelerden gelen geri bildirimler, daha doğrusu
muhtaç ailelerden, ihtiyacını karşılayamayan ailelerden gelen geri bildirimlerle bu şekilde yerel yönetimlerden de destek alarak bu çalışmalarımıza devam ettik. Aslında sosyal devletin gereği olan aile destekleri sigortasının hayata geçmesi gerekiyor bu memlekette. Çünkü evet, kurultayda da bu özellikle Kılıçdaroğlu tarafından altı çizilerek söylenen, evet, yıllardır evet, da manifesto olarak yayınladığı hem 13 maddelik manifestonun içerisinde yer aldı hem de yıllardır söylediği bir söylem. Bunun hayat bulması noktasında da evet bir çalışma, bir irade görüyoruz. Ama elbette kesinlikle iktidar olmak, hükmetmek, hükümet kanadında olmak ya da hükümetin bunu devreye alması gerekiyor eğer iktidar ele geçmezse. Evet, kesinlikle. Eğer sosyal devlet diyorsak, sosyal devletin gereği nedir? Sosyal devletin gereği muhtaç olan, yaşamda kalabilmesi için, hayatta kalabilmesi için insanlara yeterli ve gerekli desteği verebilmektir. İşte aile destekleri sigortası tamamen bunu içeriyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında olmazsa olmazımız aile destekleri sigortasının mutlaka uygulanmasını sağlamak. Bu eğer uygulamaya geçerse kadınlar, özellikle kadınların daha çok güçleneceğine inanıyorum ben. Evet. Son olarak ne söylemek istersiniz? Son olarak biz kadınlar olarak bir mesaj vermek istiyorum aslında. Tabii, buyurun. Özgür, eşitliğin tam sağlandığı, özgürlüğün tam sağlandığı ve bu memlekette sokakların kadın çığlıklarıyla dolmadığı, sokaklarda kadınların özgürce yaşadığı, kadın ölümlerinin olmadığı ve kadınları güçlendiren yasalarla uğraşılmadığı bir memleket hayal ediyorum. Bu hayalin peşinden de bir yolculukla devam edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu memlekete yeni bir hikaye yazılması gerekiyor. Kadınların yazması gerekiyor bu hikayeyi. Buna inanıyorum. Kadın gücüne inanıyorum çünkü. Bu süreçte de, bu pandemi sürecinde de kadınların yaşadıkları sıkıntıları gördüm. Ve hayata tutunmak için yaptıkları çalışmaları gördüm gerçekten. Hayatın tüm yükünün onların omuzlarında olduğunu gördüm. Ama bu memleketi kadınlar kurtaracak diyorum. Peki. Ben hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkürler Fatma Köse. Seçimde de başarılar dileriz. Umarım keyifli bir seçim, başarılı bir seçim. Mesajları halka, kadına, çocuğa, evet, doğaya, çevreye duyarlı, evet, olan, mesajlar olan, içeriği bu kapsamda, evet, olan bir seçim geçirirsiniz. Partinize ve size hayırlı olsun dileyelim. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Memleketimize, ülkemize hayırlı olsun inşallah. Teşekkürler yayına katkılarınızdan dolayı. Evet, kadını konuştuk yine seçim sürecinde. CHP'nin kadın kolları seçime gidiyor hafta sonu. Değerlendirdik mesajlarının ne olduğunu, nerelere doğru evrileceğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın politikasını anlatmaya çalıştık efendim.